Utangaçlıkla mücadele ediyorsanız birçok zaman sosyal ortamda söyleyecek sözünüzün olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ne anlatacağım ki şimdi? Benim anlatacak çok da bir şeyim yok zaten. Sıkıcı bir hayatım var şeklinde düşünceler zihninizde belirebilir. Hatta sohbetin sürmesiyle ilgili tüm sorumluluğu kendi üstünüzde hissediyor bile olabilirsiniz. Ortamı ağırlaştıran, insanları sıkan biri olduğunuzu düşünürsünüz bazen. Bir de sohbet eden sadece iki kişiyseniz, yani çok da kalabalık değilseniz, arkadaşlarınızın yanında değilseniz, sessiz kalmamak için çok fazla enerji harcarsınız. Bu da sohbet esnasında kafanızın içinde şu cümlelerin dolaşmasına sebep olur. Dur bir konu açayım da sessizlik çok uzamasın. Şu konudan da bahsedeyim. Çok çok sessiz kalmayalım, çok sessiz kaldık. Ama benden sıkılmasın gibi düşünceler stresinizin daha da artmasına sebep olur. Bu şekilde ne konuya odaklanabilirsiniz, ne de sohbetten keyif alırsınız. Halbuki konuşmayı sürdürmek sadece sizin sorumluluğunuzda olan bir şey değil. Bunu kendinize lütfen hatırlatın. Peki, sohbet ederken kendinizi rahat hissetmek için, çekinmemek için ne yapabiliriz? Bu konuda bilmeniz gereken ilk şey, insanların kendileri hakkında konuşmaktan çok keyif aldıkları olmalı. İnsan beyni yapısı gereği ben merkezci. Doğru soruları sorup onları onayladığınız takdirde akşama kadar kendilerinden yaptıkları şeylerden bahsedebilirler. Bu durum da sizi dinleyici konumuna sokar ve dinlerken çok daha konforlu hissedersiniz. Bu pozisyonda ilginç bir şey söylemenize gerek kalmaz aslında. Karşınızdakinin söylediklerine odaklanmanız, onu dinlemeniz sadece yeterli olur. Psikolog David Burns de bu teknikten bahseder. Hatta ilginç bir isim bulmuş bu tekniğe. David Letterman tekniği. David Letterman Amerika'da çok ünlü bir talk showcu. Bizdeki herkesin tanıdığı Okan Bayülgen gibi. İsterseniz biz de bunu kültürümüze uyarlayalım. Okan Bayülgen tekniğiyle utangaçlığı aşın. Diyelim bunun ismine. Gerçi pek olmadı sanki ama olduğu kadar. Okan'ın tıklanmalarından, PR'ından yararlanırız. Bilirsiniz Okan Bayülgen gibi talk showcular program boyunca kendilerinden çok az bahseder. Ama sohbet her nasılsa hiç bitmez. Tüm spot ışıklarını, yani seyircinin tüm dikkatini konuklarına yönlendirir. Konuklar da kendilerinden bahsettikçe daha fazla rahatlar. Programa daha fazla dahil olurlar. Sanki evlerinin salonunda oturur gibi canlı yayında konuşurlar. O ilk dakikalardaki heyecan geçince ekstra bir şey de yapmaya gerek kalmaz aslında. O halde spot ışıklarını karşınızdaki kişiye çevirmek için yapılabilecek iki maddeden kısaca bahsetmek isterim. İlk olarak açık uçlu sorular sormayı öğrenin. Evet, hayırla cevaplanamayan sorular bunlar. Örneğin, üniversite dönemin nasıl geçti? Neler yaptın üniversitede? Üniversite dönemim oldukça keyifliydi. İstanbul'un altını üstünü getirdim diyebilirim. İstanbul'a şehir dışından gelmiştim. Ve bu da benim İstanbul'u karış karış gezmemi, keşfetmemi sağladı. En azından o merakım. Peki, İstanbul'un nerelerini daha çok gezdin, nerelerini daha çok keşfetmiştin o dönemde? Gördüğünüz gibi açık uçlu sorularla cevabı aldıktan sonra bu konuyla ilgili anlattıklarında aklınıza takılan başka bir şey varsa sorunuzu derinleştirebilirsiniz. Bakın, farklı konulardan bahsetmiyoruz. Örüntü içinde sohbet etmeye devam ediyoruz. Açık uçlu sorularla devam ediyoruz yani. İkinci en önemli nokta ise merak etmek ve gururunu okşamak. Dinlerken araya girip bir şey söylesem diye düşünmeyi bırakın. Sadece onun dediklerine odaklanın. Önceden söyledikleriyle şimdi söyledikleri arasında bağlantılar kurun. Ayrıca onunla ilgili bahsettiği konuyla ilgili iltifat içeren şeyler bile söyleyebilirsiniz. Şu üniversite döneminin hakkını gerçekten vermişsin. Çok keyif almış olmalısın. Sana imrendim resmen. Bu olumlu duruş sonucunda insanlar sizinle konuşmaktan keyif alacaklar ve siz de kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Bu arada bahsettiklerimi birçok insan otomatik olarak zaten yapıyor. Ancak kimi zaman konu tıkandığında bunları aklınıza getirin ve devam edin. Birkaç cümleyi böyle kurduktan sonra rahatlayacaksınız. Rahatladıkça bu doğal sohbetiniz haline dönüşecek. Psikoloji ve insan davranışları hakkında aklınıza takılan sorular ya da çekilmesini istediğiniz konular varsa yorum kısmına yazarak doğrudan bana iletebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak çektiğimiz videolardan düzenli haberdar olabilirsiniz.